Merhabalar arkadaşlar, ben Ferhat Erdoğan. Şimdi fizik testine devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki basit makine çeşitlerinden hangisinde kuvvetten kazanç sağlanır? Arkadaşlar, destek ortadaysa kuvvetten kazanç sağlanır. Makas destek ortada, pense destek ortada. Hareketli makas arkadaşlar, yoldan kayıp var, kuvvetten kazanç var arkadaşlar. Bu da 1, 2, 4 doğru. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cisme yatay düzleme paralel F şiddetinde bir kuvvet KLM yolu boyunca uyanır. F kuvveti uygulandığı sürece enerjimiz artar. Enerji verir arkadaşlar. Enerjimiz artar, unutmayın. Cismin M noktasında kinetik enerjisi L'dekinden büyüktür. Hayır, M'deki L'dekinden büyük. M noktasında kinetik enerjisi L'dekinden büyüktür. Bu doğru. Çünkü burada daha fazla olmak zorunda. Cismin kinetik enerjisi KL arasında artar. Kuvvet değişmedi ki. Hep artacak arkadaşlar. Enerji her zaman artacak. Bu yanlış. Cismin mekanik enerjisi KLM yolu boyunca artar. Bu da doğru. Enerji artacak. Çünkü kuvvet kaldırılmadı. Kuvvet uygulanıyor. Kuvvet uygulandığı sürece enerji artar. Yargılanan hangileri doğrudur diyor. Aynı tür kalınlıklar eşit iki camdan yüzey alanına büyük olan camdaki ısı iletim hızı yüzey alanına küçük olan camdan daha hızlı gerçekleşir. Evet arkadaşlar, büyük camda alan büyük olduğu, yüzey alanı büyük olduğu için ısı iletimi daha fazla olur. Isı kaybı daha fazla. Evet arkadaşlar, bu doğru. Evdeki bir camın kalınlığı arttıkça buna bağlı olarak ısı iletim hızı da düşer. Doğru arkadaşlar. Kalınlığı artırırsanız dışarıya ısı kaçmaz. Isının iletim ya da konveksiyon yoluyla taşınma için maddesel ortama ihtiyaç duyurken, evet, ısının iletim veya konveksiyona madde ortamı duyulur arkadaşlar. Ama ışıma yoluna madde ihtiyaç duymaz, ortama ihtiyaç duymaz arkadaşlar. Doğru. 1, 2, 3 öncüleri doğru arkadaşlar. Geldim şuraya. Bir futbolcunun topa kafa vurup gol atmak için yerden havaya yükselmesi sürecinde. Futbolcu etki eden net kuvvet değişmez arkadaşlar. Niye değişsin? Etki tepki prensibinden orada bir şey yok. İlk duruma göre mekanik enerjisi de yükseldiği için arkadaşlar potansiyel artmıştır. Mekanik enerjisi de artmış olur. Futbolcunun ivme büyüklüğünde bilemiyorum. Değişme artmaz. Azalır mı artmaz, onu bilemiyorum arkadaşlar. Bu sıkıntılı. Nedir? 1 ile 2 doğru. Futbolcunun ivme büyüklüğü artmaz arkadaşlar. İvme neydi? Birim zamanında hız değişimiydi arkadaşlar. Yeşil filtreye gönderilen beyaz ışık, yeşil filtre arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Kırmızı, turuncu, kız Türkan, yakalarsam seni mucuk mucuk. Arkadaşlar beyaz ışık filtreye geldi. Yeşilin yanında kim geçecek? Kız Türkan, seni yakalarsam mucuk mucuk. Tamam arkadaşlar. O zaman kız Türkan seni yakalarsam mucuk mucuk dedik. Yeşilin yanında sarı geçiyor. Yeşil daha fazla geçiyor. Mavi geçiyor. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. Mavi filtrede kim geçecek? O zaman yeşil geçecek. Biraz daha az. Mavi biraz daha fazla geçecek. Sonra kim geçecek? Mor yok ama. Çünkü burada mavi gelmedi. O zaman kim geçiyor? Yeşille mavi geçti arkadaşlar. Yeşille mavi geçti. Şekil 1 ve şekil 2'deki düzeneklerde bulunan X ve Y gazları açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda verildiği gibi dengededir. Bakın arkadaşlar, gaz P0 itmiş. O zaman PX gazımız P0'dan büyük. Geldim buraya. Bak P0 da PY'den büyüktür arkadaşlar. P0'da PY'yi itmiş. X gazının basıncı P0'dan büyüktür. Doğru. P0 Y gazının basıncından büyüktür. Doğru. X ve Y gazının basıncı nasıl eşit olacak? P0'dan biri büyük, biri küçük eşit değil arkadaşlar. Evet, geldik son sorumuza. Aynı doğrusal yörüngelerde hareket eden KL araçlarına ait hız zaman, ivme zaman grafikte şekildeki gibidir. L aracının ilk hızı 0 olduğuna göre L aracı bu. Ne dersen ivme zaman. Hız niye 30'a çıkmış? Hız değişimi 30. Hız değişimi 30 arkadaşlar. Gördünüz mü? İvme neydi arkadaşlar? Birim zamandaki hız değişimi. Birim zamanında hız değişimi 3. 3 artacak. 0'dan 3 oldu.
6 oldu, 9 oldu, 10'da 30 olur. Yani hızlanan gram içerisinde şöyle arkadaşlar. Kaç saniyede? 30 saniyede. İyi bakalım. K aracı hızlanmakta, L aracı ise yavaşlamaktadır. Hayır arkadaşlar. İkisi de hızlanıyor. K, L araçlarının ivme büyüklükleri eşittir. K ve L araçlarının ivme büyüklükleri eşittir arkadaşlar. İkisinin de 3. Bu 3. Hız değişimi burada 3. Doğru. K ve L araçları aynı yönde hareket etmektedirler. Doğru. İkisi de artı yönde hareket etmektedirler diyor arkadaşlar. O zaman yalnız bir doğrudur. Yanlış olan yani daha doğrusu. Evet arkadaşlar fiziği de bitirmiş olduk. Haydi hayırlısı kolay gelsin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin.